Tamam. Bu benim işte ortaokul yıllarım. Evet. Sonra arkadaşlar bir anda Ankara'dan, evimden, bakkalımdan, kasabımdan, arkadaşlarımdan, sokağımdan, mahallemden ayrıldım. Doğup büyüdüğüm evden ayrıldım. Ve zorunlulukla ayrıldım. Yani babamı kaybettim. İstanbul'a ailemin, abimin yanına geldim. Haseki'de oturuyor abim o zamanlar. Çapa'ya yakın olsun diye Bekir'e. Sonra tabii biz geldik. Annem, ben, abim tam evlenme arifesinde evlenmesini erteledi. İşte bir acımız var, paramız yok. Yükümlülükler arttı. Zeytinburnu'na da başka bir eve taşındık. Tramvay durağının önünde. Ben de Fatih'te Şehremin Lisesi'ne yazıldım. Şehremin Lisesi iyi bir liseydi. Hala da iyi bir lisedir. Hatta eski Milli Eğitim Müdürü Ata Özer bizim orada okul müdürümüzdü. Orada okurken tabii abimin geliriyle geçinmekte biraz zorluk yaşıyoruz. Abim özel hastanelerde gece nöbetleri tutuyor. Ben 15 yaşındayım ama bir şeyler yapmak istiyorum. Ama ne yapabilirim? Bir gün Fatih'teki, Şehremin'deki okulumdan çıktım. Aksaray'a doğru yürüyorum. Yürürken eski İSKİ binası vardı, yıkıldı şimdi Aksaray Göbek'te. Onun önünde seyyar satıcıları gördüm. Neler sattıklarına baktım. Çikolata satıyorlardı. Elvan çikolataları. Şöyle tablette. 1 liraya satıyorlardı. Sene 98. 15 yaşındayım, lise 1'deyim. Ve sordum. Toptancısı nerede bunun dedim. Toptancısı benim dedi. Yani inandırıcı gelmedi bize de. Ne kadardan satıyorsun toptan dedim. 75 kuruşa satarım dedi. Cebimde de bu arada benim 1 lira var. Çıkarttım, bir de akbilim var tabii. 1 lirayı verdim, bir tane çikolata aldım. O çikolatayı niye aldın sizce? Başka? Evet, tebrikler. Çikolatanın arkasında fabrika adresi yazan fabrikasına gittim. Baktım Yeni Bosna yazıyor. Ben tabii Yeni Bosna'yı da bilmiyorum. İstanbul'da ilk kez gelmişim. Sonra bu adam bulunur misali. O zamanlar cep telefonu da yok. Aileme haber de veremiyorum. Haber verecek param da yok. 1 liram vardı. Onu da çikolataya verdim. Yeni Bosna'ya gittim. Fabrikayı buldum. Sordum kaç paraymış biliyor musunuz? Hani 1 liraya satılan 75 kuruşa toptan verilmesi istenen çikolata 10 kuruşmuş. 10 kuruş. Ben de tabii para yok. Sizin gibi de bordo kıyafetlerim vardı, okul kıyafetleri. Teşekkür ettim. Harçlığımı biriktirip tekrar dönecektim almaya. O arada fabrika sahibi çıkıyormuş dışarıya. Hayırdır evlat dedi, durumu anlattım. Ya o zaman 3-4 kol dedi, param yok, paramı toplayınca alacağım. Ya al sonra ödersin dedi, hayır ben borç ödemeye gelmedim dedim ya. Bir de gururluyuz yani. Hayır ben borç ödemedim. Hayır al dedi. Al ama satınca hemen getiriyorsun. Ben sana güveniyorum dedi. Tabi utana sıkıla aldım. Çünkü bir yandan da benim o parayı toplamam 2-3 ay sürecekti yani. O zaman büyük para bizim için. 2-3 kolu çikolata almak. Aldım gittim. İlk başta benim ablamın eşi Metin abi, eniştem. Eniştemin Lale diye bir ayakkabı dükkanı vardı. Önce onun önünde tezgah koydum, çikolatalarımı satıyordum. Daha sonra Sirkeci evin önünde çikolatamı koyup satmaya başladım tezgahtan. Ta borçları ödedim, bir daha aldım, bir daha ödedim. Yaz oldu, yazın çikolata satılır mı? Satılmaz. Neden satılmaz? Eriyor, tezgah koyamıyorsun. Ben de gittim Tahtakale Eminönü'nde gezdim. Seyyar satıcılar ne satıyorlar? Bir de baktım pil satıyorlar. Pil, şunlar pil. Şimdi tabii pilleri gördüm. Benim de sermayem az ya, anca ona yetiyor zaten. Gittim, bolca kalem pil, ince pil, araba uzaktan kumandasının pili, bunları aldım. Bunları sattım, sermayem oluştu. Gittim yanına radyo koydum, radyolar. Radyo sattım, sermayem oluştu, yanına çok büyümüştüm 16 yaşında bir anda. Eminönü Sirkeci Trakya'nın arkasındaki karakola düştüm. Suçum ne? Şeker satıcıyım. Başka bir suçum yok. Valideyi görecek diye
Ondan dolayı beni tuttular, karakola attılar. Sonrasında 2-3 tane hani bir suç yok ortada, akıllansın diye yaptıkları işte. Ben tabii akıllanmadım, işte tezden geri açtım. Çünkü ben doğru bir şey yapıyordum. Doğru yaptığım bir işten de niye vazgeçtim? Ben vazgeçmedim. Şimdi bu vazgeçme konusu çok önemli bir şey. Doğru bildiklerinizden siz de vazgeçmeyin. Doğru bildiklerinizi yerine getirmek için daima ciddi mücadele etmeniz lazım. Mesela şimdi bunlar bir takım olumsuzluklar değil mi? Evet, ben bir şey yaparken bir takım olumsuzluklarla karşılaştım. Ama küsüp evime gidip ağlamadım. Dünyanın en büyük basketbolcuları kimler? İsim verin. Michael Jordan, Shaquille O'Neal, Kobe Bryant. Bunların her attığı üçlük basket mi oluyor? Değil mi? Peki ben Michael Jordan basket attı, girmedi. Basketbolu mu bırakıyor? Hayır. Messi, Ronaldo her attığı şut gol mü oluyor? Küsüp bırakıyor mu? Bırakmıyor. Vazgeçiyor mu? Vazgeçmiyor. Mike Tyson var değil mi eski boksörlerden? Mike Tyson hiç boks maçında yere düşmüyor mu? Düşüyor ama geri kalkıyor ayağa. Vazgeçmiyor. Ya da biraz aşıklardan bahsedelim. Leyla ile Mecnun'u biliyor musunuz? Duydunuz değil mi? Niye? Onlar birbirinden vazgeçmeyen efsane aşıklar. Yıllar olmuş. Hala 12 yıl boyunca benim bu şirketten alacağım kaldı, ödememi yapmadılar diyen bir kişiyi bulamazsınız. Bu zaten olması gereken bir şeydir. Ama senin de itibarındır ve insanların en büyük serveti de itibardır. En büyük servetiniz itibardır. İtibar çok önemli. Yani en basitinden kredi kartımızın günü geliyor. Değil mi? Bizim mesela arkadaşlarımızın kredi kartları var. Vardır ya da. Günü geldi mutlaka götürüyorsunuz değil mi? Niye? Ya geçirse şimdi karasiteye gireriz. Karasiteye demek itibarın bozuluyor demek. O ne demek? Bir daha kredi alamazsın demek. İşte aslında bankaların uyguladığı bu sistemin ekonomi içinde de genel geçer bir kuralı var. Orada da böyledir. Sen birçok kişiden mal alırsın, bir de ödeme o ona söyle, ona söyle itibarın bir anda bitiyor. Mesela az önce Erdoğan Bayraktar'la beraber eski bakan, işte Çevre Bakanı yemek yedik. Bana bir iki okulla alakalı soru sordu. Bir iki okul yapmak istiyormuş. Nasıl bilirsin bu okulları? İtibarlı mıdır diye soruyor. İtibarlı mı? İtibarlı mı? Evet dersen okul yapacak, hayır dersen yapmayacak. Bu demek ki benim fikrime itibar ediyor. Onun için ne yaparsanız yapın, hiçbir şekilde itibarınızı sakın ha kaybetmeyin. İtibarını kaybeden bir iş adamı bitmiştir. Her şeyi kaybetmiştir. Mesela itibarsız bir adamsın. 100 bin lira para veriyorum sana. Ne kadar iş yapabilirsin? 100 bin lira iş yapabilirsin. Niye? İtibarın paran kadardır. Ama çok itibarlı birisin, itibarsızsın, 100 bin lira verdim, 100 bin lira iş yaptım. Çok itibarlı bir adamsın, 10 bin lira verdim, 1 milyonluk bile iş yapabilirsin. O 10 bin lira değil, o itibar. İtibarın yoksa paran kadar iş yaparsın. Onun için arkadaşlar, sinsiz olun, sözünüzde durun, borcunuzu ödeyin. Bu sizin gelecekte de önünüzü açacak ya da kapayacak olan bir şeydir. Mektebimde peki bundan sonra ne gibi bir sene vizyonmuş. Ama şampiyon olmuşuz. İşte bak bu o işi tutkuyla yaptığını gösteriyor. Yani bir anda karizma alt üst. Değil mi? Baktığın zaman. Şimdi arkadaşlarım arıyor. Tabii benim sivil spor başkanı olduğunu bilmeyen de birçok arkadaşım var. Üniversiteden olsun birçok yerden. Ya patron diyor, senin diyor, A-spor bilgi görüyorum ama sana çok ben ama sen değişik bir rol diyor. Niye dedim ya çok zıplıyor, topluyor dedim ya değişik ya dedim o benim şampiyon oldum. Büyük bir mutluluk. İşte bu işi tutkuyla ya, bu sivil spordaki bir örnek. Mektebimde de bunu örneğin. Ben şimdi çok söylüyorum.
Ve çok sevdiğim bir söz var. İşini çok sevenler hayatları boyu çalışmazlarmış. İşini çok sevenler hayatları boyu, çünkü yaptığı işe çalışıyormuş gibi gelmiyor ki, sevdiği bir şey yapıyor. Bizim de mektebimdeki hikayemiz sevdiğimiz bir iş yapma. Tabii değerli arkadaşlar, bu arada bunu biraz geçelim. Konuşmasının siyasi boyutlarını kenara koyalım. O bizi ilgilendiriyor. Biz eğitim kurumu olarak eğitim kısmına bakacağız. 15 Temmuz darbe kalkışmasını yapan o vatan hainleri kimlerdi? Eğitimli kişiler miydi? Evet. Hepsi eğitimliydi, biliyor musunuz? Eğitimsiz kimse yoktu işte. Kor general, or general, mühendis. Aklınıza gelecek her çeşitten insan o yapılanmanın bir tarafında yer almışlardı. Çok eğitimlilerdi ama içlerinde önemli bir şey eksikti. Neydi o? Vatan sevgisi, millet sevgisi, bayrak sevgisi. Ha, demek ki bir ülkede, bir eğitimde sadece eğitim veriliyorsa, vatan, millet, bayrak sevgisi verilmiyorsa yeteri kadar, işte vatan hainleri çıkıyor. O zaman ben 15 Temmuz'dan sonra Sayın Bakan Bey'e de arz ettim. Sayın Bakanım, bizim müfredatımızı değiştirmemiz lazım. Bizim Japonya'da olduğu gibi bir müfredata ihtiyacımız var. Ne var Japonya'da dedi? Efendim, Japonya'da okula başlayan öğrenciler önce Hiroşima'ya getiriliyor. Gidiyorlar Hiroşima. Hiroşima'yı biliyorsunuz değil mi? Amerika'nın atom bombası attığı bölge. Çöl. Hiçbir şey yeşermiyor orada. Ölü bir hayat var. İşte Japonya'da öğretmenler öğrencileri oraya götürüyor. Bakın diyor, derslerinde çalışmazsanız, vatanınızı, milletinizi sevmezseniz, ülkeniz bir gün böyle olur. Olmuştur. Belki başkalarının daha büyük hatalı olmuştur. Ama öyle ya da böyle bu takımı biz şampiyon yaptık. Bu takımın şampiyonluğu gerçekten de Silivri'de büyük bir mutluluk yarattı. Silivri'de bütün çarşılarda bayraklar var değil mi? Silivri spor bayraklarıyla donatılmıştı. Ya da Silivri spor şampiyonluğu kutlamalarında belki de hiçbir kutlamada görünmeyecek kadar büyük bir kalabalık vardı. Büyük bir coşku vardı. Çünkü takım 32 sene sonra ikinci lige çıkmıştı. Bu da bizim mutluluklarımız. Tabii ki insan varsayımlar olmaya başladı. İlk başlarda çok kızıyordum ben bu duruma. İlk yıllar. Sonra artık alışmaya başladım. Ama artık arkada kim var demiyorlar. Artık öğrendiler. Bu kurumun emekle dolu bir kurum olduğunu öğrendiler. Bu bağlamda da işte dergilere kapak oluyorsunuz. Gazetelere haber oluyorsunuz. Çeşitli gazetelerde ya da işte ben 5 ya da 6 defa yılın en başarılı iş adamı seçildim. Genç iş adamı. Hala genç kalmıştı demek ki. Genç girişimcisi seçildim. Bu bizim mazi ders soruyu. Çok benzer bir yani profil ama İsmail Kahraman'dan aldım bir ödülü. Türkiye Hükümet Meclisi Başkanı'ndan almıştım. Tabii değerli arkadaşlar, bu hikayenin ben bir de kitabını yazmaya başladım. Mümin Sekman'la beraber. Mümin bizim mektebinde başarı danışmanımızdır.